yoğun bir fikstür, yoğun bir atmosfer. Bugün de Türkiye Kupası yarı finalden bir adım uzaktasınız. Neler söylersiniz? Her zamanki gibi diyelim aslında. Kendi stadımızda, kendi sahamızda oynadığımız her maç bu atmosferi yaratan muhteşem Galatasaray taraftarına tekrar teşekkür etmek istiyorum. Biz de onların bu yarattığı atmosfere yakışır bir oyun hep ortaya koymaya çalışıyoruz. Her maçta özellikle isteğimiz bu. Bugün de bu olacak. Aynı görüyorum. Yani ligde kupayı hiçbir şekilde ayırmıyorum. Bugünkü oyuna baktığımızda, maça baktığımızda ligin iyi futbol oynayan takımlarından biri. Hareketli bir takım, topa sahip olmayı da seven bir takım. Ligde de oynamıştık. Zaten o maçta da rakibimizin ne kadar iyi olduğunu görmüştük. Bugünün özelinde baktığımızda biz de tabii ki bazı mevkilerde yine daha dinlenik oyuncuları seçtik. 3 gün önce bir maç oynadık. 3 gün sonra tekrar bir maç oynayacağız. Bazı bölgelerde böyle daha dinlenik oyuncuları seçtik. Onun dışında dediğim gibi amacımız kazanıp yarı finale çıkmak. Herkesin amacı tabii ki şu anda üç takım yarı finale çıktı. Dördüncü takım olmak istiyoruz ve finalde de yine finale oynayıp kupayı kazanmak istiyoruz. Ligde nasıl bir hedefimiz varsa kupada aynı şekilde bizim için önemli bir hedef. Hocam daha az süre alan oyunculardan bahsettiniz. Oliveira geçen sezon çok değerli katkısı vardı. Bu sezon sakatlıktan dolayı uzak kaldı. Onun da bir dönüş maçı olabilir belki. Bir de Barış Alper Yılmaz birçok mevkide deniyorsunuz. Bu kez de forvette göreceğiz. Onları da sormak istiyorum. Evet, aslında yani Icardi ile ilgili de dün bir düşüncemiz vardı ama ufak bir darbeden dolayı bir ağrısı oldu dün. O yüzden bugünün onunla oynamak istemedik. Hafta sonunda çok önemli bir maçımız var. Yine Icardi bugün maça başlama opsiyonlarından biriydi bizim için. Onun yanında tabii Barış'ı seçtik. Burada tabii yine forvet oynatabileceğimiz oyun içerisinde Zaha var. Bu tür şeyleri oyun içerisinde maçın gidişatına göre bunları da düşüneceğiz, değiştireceğiz. Bu ön bölgede Kerem, Barış, Zaha içerisinde rotasyonda yapabiliriz. Oyun içerisinde değişikliklerde, farklı mevkilerde kullanabiliriz. Yine Carlos Vinicius tabii kulübede bekliyor. Onu da oyunun devamında kullanacağımız forvet adaylarımızdan biri. Ama genel olarak yine hareketlilik, top bizdeyken hem daha çok yaratma, üretme ve öndeki hareketliliğimiz, hızımız, kuvvetimiz. Yani Barış'ın birçok özelliği var. Zaten Barış baktığımızda milli takımın santraforlarından biri, A milli takımın. Bu anlamda da Barış'ın yani diğer mevkilerde hep %100'ünü verdi. O mevkide de en iyisini vereceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim.